Aynen. Yavuz gel şeye devam edelim. En işin gırgır tarafı Mehmet Ali abi. Şimdi bugün seni Kanal D ana habere koysalar tipten de artık yaş da geldi, sakal da geldi. Sen çıkıp Kanal D ana haberi Mehmet Ali bir anda olarak sunsan Sunarım. Türkiye'de itiraz geleceğini zannetmiyorum. Doğru mu? Doğru. Mehmet Ali Aynen. abi biz seni konuştuk çünkü. Yani benim programlara sıkça geliyordu. Şimdi bir Mehmet Ali Birand meselesine girelim. Bugün mesela haber veriyorsa ne yapardık? Evet, sevgili izleyiciler, akşamlar iyi. İyi sabah, sabahlarınız hayırlı işler. Evet, bazen girerken zorlanır insan. Önemli olan çıkarken iyi çıkabilmek. Arayı da iyi doldurabilmek. Bir de son zamanların en popüler lafı var, bilirsin. Beyinle kalbi arasında çelişki. Bazı futbolcularda bu oluyor. Yayın esnasında da olur. Haberle sunucu arasında çelişki. Bu çelişkiyi kimse yaşamasın. Gönülden diliyorum. Evet. Sen Mehmet Ali abiyle bir araya geldiğinde Mehmet Ali abi bir de şeydi, tatlı adamdı yani, bunlardan hoşlanan bir adamdı. Konuşuyor muydunuz arada bir? Ya maili var bende. Bana mesaj atmış. Sevgili Yavuz, programı izledim. O zaman komediye yapıyordum. Başarıların iyi devamını yazarken bile iyi var orada. Başarıların iyi devamını diliyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Belki de bunu ilk defa anlatıyorum. Radyo Klas kapandı şimdi. O zamanlar program yapıyoruz. Mehmet Ali Birand'da 18'de giriyor. 5 dakikalık bir bölümü var. Yani günün özeti. Şimdi o günde bir prodüksiyonda arkadaş, çömez bir arkadaş kaydı alırken kaydın bir bölümü uçmuş abi. Yok. Bak şimdi ne oldu? Bunlar böyle kına sıkına benim yanıma, ben de yayındayım, ne oldu dedim. Abi de bir şey rica edeceğiz. Ya bize bir dört cümle söyler misin? Dört paragraf Mehmet Ali Birand gibi oraya koysak. Hani patronun da haberi olmazsa, çocuk da dedim nasıl falan. Orayı ben tamamladım. Orayı ben tamamladım. O zaman Kofi Annan vardı. İşte tam Annan tarafı kesilmiş. Nasıl kesildiyse. Peki ama Kofi yok, Annan diyor çıkıyor mesela. Ulan peki ama Annan ne diyor falan olunca garip bir durum oluyor. Ben de önüne şey koydum. Kofi Annan ne diyor falan diye. Ondan sonra kurtardık yayını. Ve böyle bir hatıram var. Güzel bir Yalnız, anı bence. çok riskli ve büyük iş. Yani doğaçlama Mehmet Ali abi adına konuşuyorsun, öyle anlıyorum ben. Konuşuyorum. Hatta şimdi bazen bir yerlere gidiyorduk böyle, hani bizi davet ediyorlardı. Bir tane hanımefendi geldi. Yavuz Bey dedi, programı takip ediyorum ama Mehmet Ali Birand çok ciddi oluyor. Mehmet Ali Birand aslında kendisi yani orada kendisi konuşuyor. Ben Mehmet Ali Birand taklidiyle birçok mankene, o zaman sokak defileleri gündemi vardı. Hani sokak defilesi olsun mu? Mesela Aysun Kayacı ve birçok mankeni aradım. Peki ama Aysun neden sokak defilesi olmalı mı? İyi olmamalı mı falan. Bir tanesinde şey oldu. Aysun galiba. Mehmet Ali Bey bir şey soracağım dedi. Affınıza sığınarak. Ben dedi yayında kendimi göremiyorum. Ben de yani canlı yayındayız hesabı. İyi. Ben de göremiyorum. Ne tesadüf falan dedim. Acaba neden Avrupa Birliği aşamasında bu yayınlarda niye kendimizi göremiyoruz falan. Toparladım mevzuyu ama tabii bazıları uyanık abi, açıyor o esnada. Hani canlı yayın ama orada başka bir şey var ya, tamamen kel alaka.